İyi akşamlar, iyi bayramlar sayın seyirciler. Saatler 19'u gösteriyor. Ana haber bültenimizle karşınızdayız. Şeker bayramı olarak da bilinen Ramazan bayramının ikinci gününü kutluyoruz. Bayramlaşma bugün de sürerken polis genel müdürlüğü sürücülere kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkolü içki tesiri altında araç kullanmayınız çağrısı yaptı. Ramazan bayramının bugün ikinci günü. Bakanlar Kurulu kararıyla kamuda 9 güne çıkan Ramazan bayramı tatilinin 6. günü olan bayramın ikinci gününde ülke genelinde bayram kutlamaları devam ediyor. Bayramlaşmalar bayramın ikinci gününde de sürüyor. Aile büyükleri, eş, dost ve akrabalar ziyaret ediliyor. Bayram şekerleri ve tatlılar ikram ediliyor. Bayram sofraları kuruluyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda vatandaşlar kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret ederek dualar ediyor ve çiçekler bırakıyor. Bayram süresince ve cumartesi günü merkezi cezaevinde kalan mahkum ve tutuklular da bayram görüşünden yararlanarak aileleri ve yakınlarıyla bir araya geliyor. Polis Genel Müdürlüğü 155 polis imdat, 199 itfaiye, 156 narkotik ve diğer telefon hatlarıyla bayram tatili süresince... 24 saat kesintisiz olarak halka hizmet vermeye devam ediyor. Polis Genel Müdürlüğü bayram dolayısıyla yaptığı açıklamada bayram tatili süresince yoğunlaşacak trafik akışına işaret ederek araç sürücülerine kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız çağrısında bulundu. Polis Genel Müdürlüğü ayrıca bayram tatilinin uzun olması nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerini olası yangın ve hırsızlığa karşı korumak için önlem alarak terk etmesi gerektiği konusunda da uyardı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan bayramı nedeniyle ziyaretlerini sürdürüyor sayın seyirciler. Tatar bu çerçevede TMT mücahidi, Kıbrıs gazisi ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Tatar, devlet olarak şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ramazan Bayramı vesilesiyle Kıbrıs Gazisi Halit Seyran, TMT Mücahidi Şenay Kuyucuoğlu ile Şehit Fuat Feridun ve Şehit Ramiz Sura'nın yakınlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşup devlet sahibi olmasını ve huzur içerisinde yaşamasını şehitlere borçlu olduğunu söyledi. Şehitlerimizi ne unuturuz ne unuttururuz diye Cumhurbaşkanı Tatar devlet olarak şehit yakın larının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre bayramın ikinci gününde Gazimao'sadaydı. Halkla bayramlaşan Töre bayramların birleştirici özelliğine dikkat çekti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre bayramın ikinci gününde Gazi Mausa'yı ziyaret etti. Töre Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazi Mausa Şubesi'nde gazilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güven içerisinde bayramlar kutlanabiliyorsa şehitler ve gazilerin vermiş olduğu mücadele sayesinde olduğunu ifade eden töre, Anavatan Türkiye'nin askerinden ve güvencesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bazı milletvekilleriyle birlikte Maraş bölgesini de ziyaret eden töre halkla bayramlaştı. Bayramların bütünleştirici ve dayanışmayı öne çıkaran olgular içerdiğine değinen töre, Türk milletinin daima bir ve birlikte olmasını diledi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta Huzur Evi'nde ziyaret etti. Tatar ziyarette vatandaşlarla sohbet etti, bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Lapta Huzur Evi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığına yapılan açıklamaya göre Lapta Huzur Evi'nde bulunan bakıma muhtaç kişiler, ziyarete gelen vatandaşlar ve yaşlılarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ramazan Bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaretinde Cumhurbaşkanı basın danışmanı Muslu Akgün'e eşlik etti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat telefonda bayramlaştı. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolatla Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu telefonda görüştü ve karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. Görüşme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi fırsatlarının değerlendirildiğine işaret etti. Bolat ve ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin maruz kaldığı haksız izolasyondan kurtulmasında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin kalkınmasında önemli bir rol oynadığı hususunda hemfikir olduğumuzu gördük. Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk'ünün maruz kaldığı ayrımcılığın ekonomik izolasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm uluslararası platformlarda dile getirecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının refahı için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Hala Sultan Tekkesi'ne bayram dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi. Hala Sultan Tekkesi'ne gitme fırsatını yakalayan ziyaretçiler hatıra fotoğrafları çekti, türbeyi gezdi, namaz kıldı, okunan Mevlid-i Şerifi Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dualar etti. <laughs> Vakıflar İdaresi ve Dinişleri Başkanlığı Ramazan Bayramı vesilesiyle Hala Sultan Tekkesi'ne 10 otobüsle yaklaşık 450 kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi. Toplanma noktalarından kendilerine tahsis edilen otobüslerle hareket eden kafile 9'da Metehan sınır kapısından geçiş yapmaya başladı. Ziyaretçileri taşıyan konvoy Metehan sınır kapısından Hala Sultan Tekkesi'ne kadar olan güzergah boyunca Rum polisinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde gruplar halinde Hala Sultan Tekkesi'ne ulaştı. 2019 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirilen ziyaret sayesinde Hala Sultan Tekkesi'ne gitme fırsatını yakalayan ziyaretçiler hatıra fotoğrafları çekti, türbeyi gezdi, abdest alarak namaz kıldı, okunan Mevlid-i Şerifi Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dualar etti. Heyete eşlik eden Vakıflar İdaresi Başkanı Mustafa Tümer, TAKA yaptığı açıklamada mübarek Ramazan bayramında böyle bir etkinliğin yapılmasına vesile olanlara teşekkür etti. Bültenimize dış gelişmelerle devam ediyoruz. İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı iddiası. Amerikan basını İran ve destekçilerinin İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini iddia etti. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde saldırının her an gerçekleşebileceği belirtildi. Amerikan televizyon kanalı Bloomberg, istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde İsrail'e geniş çaplı füze saldırısı düzenleyebileceğini bildirdi. Saldırının her an gerçekleşebileceği belirtilirken İsrail'deki askeri noktaların hedef alınacağı iddia edildi. İran'ın saldırısında yüksek hassasiyetli füzeler veya insansız hava araçları kullanabileceğinden endişe duyulurken saldırının ne zaman gerçekleşeceğinin önemli olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise ülkesinin İran'a karşı İsrail'i koruyacağını söyledi. Biden, İran ve destekçilerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır ifadelerini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Kaz, Twitter platformundan yaptığı paylaşımda İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını belirtmişti. İsrail, İran'ın Şam'daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda 6 Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti. Sayın seyirciler, Rum yönetimi ise İsrail ile İran'a olası bir saldırıyı simüle eden ortak tatbikat yaptı. İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hava Kuvvetleri İran'a yönelik olası bir saldırıyı simüle eden ortak tatbikat gerçekleştirdi. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre tatbikat son birkaç gün içerisinde yapıldı. Haberde tatbikat İran'a yönelik bir saldırı üzerinde çalışmak için tasarlandı ifadeleri kullanıldı. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze şeridi ve Lübnan'daki saldırılarla meşgul olması nedeniyle 6 ay önce tüm tatbikatları askıya aldı. Ancak Tahran'ın tehditleri gölgesinde tatbikatlara yakın zamanda yeniden başladığı kaydedildi. İsrail Ramazan Bayramı olmasına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. 188 gündür devam eden saldırılarda can kaybı 33.545'e çıktı. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33.545'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze şeridine 188 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 63 Filistinlinin daha hayatını kaybetti, 45 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33.545'e, yaralı sayısının da 76.094'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı. ABD'nin güney eyaletlerini hortum vurdu sayın seyirciler. Mississippi, Texas ve Louisiana'da etkili olan hortum nedeniyle elektrik kesintisi meydana geldi ve binalar hasar aldı. Yetkililer dışarı çıkılmaması konusunda açıklama yaparken Mississippi'de bir kişi hayatını kaybetti. ABD'nin güney eyaletleri Mississippi, Texas ve Louisiana'yı hortum vurdu. Üç eyalette hayat durma noktasına geldi. Evler ve işyerleri hasar gördü. Yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. Mississippi'de yetkililer elektrik kesintisi nedeniyle dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Sürücülere dikkatli olunması çağrısı da yapıldı. Teksas'ta da benzeri görüntüler yaşandı. Ulusal Hava Durumu Servisi hortumun saatte 144 kilometreden hızlı olduğunu açıkladı. Hortumun şiddeti nedeniyle bazı ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi. 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Louisiana eyaletinin en büyük kenti New Orleans'ta yerleşim yerlerine su bastı. Bazı binalar şiddetli rüzgarın etkisiyle hasar gördü. Bölgede elektrik kesintileri yaşanmaya devam ederken ekipler hasar alan binalarda çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 dönemi için mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan programda imzalar atıldı. Dünya Bankası bu çerçevede 18 milyar dolarlık ilave finansman desteği sağlayacak. Programın detaylarını paylaşan Dünya Bankası, Türkiye için hazırlanan program 3 kilit kalkınma stratejisine odaklanacak. Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 dönemi için mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan program imzalandı. 18 milyar dolarlık programın detaylarını paylaşan Dünya Bankası, 3 kilit kalkınma stratejisine odaklanacak. Dünya Bankası, kuruluşun 3. en büyük ülke programı olan 17 milyar dolar tutarındaki mevcut ülke portföyüne ilave olarak çerçeve döneminde 18 milyar dolarlık kaynak sağlamayı hedefliyor. İşbirliği çerçevesi kapsamında iklim değişikliğine karşı dirençliliği ve gıda güvencesini güçlendirmek için iklime uyumlu tarımın teşvik edilmesinden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmanın desteklenmesine kadar çeşitli hedeflerle yüksek ve sürdürülebilir üretkenlik artışına odaklanılacak işbirliği çerçevesinde gelir ve diğer eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına, kadınlar, gençler ve kırılgan gruplar için işlerin iyileştirilmesi amacıyla kapsayıcı hizmetlere, istihdam ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın güçlendirilmesine öncelik verilecek. Ülke işbirliği çerçevesi üretkenliğin artırılması ve kamu hizmet sunumunun iyileştirilmesi için hayati bir önem taşıyan dijitalleşmeyi hızlandırma ihtiyacına da işaret ediyor. İşbirliği çerçevesi Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nı esas alıyor. Sayın seyirciler, polisin ülke genelinde denetimleri sürüyor. Bayramın ilk günü olan dün yapılan denetimler sonucunda 1059 araç kontrol edildi. 109 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Ülke genelinde denetimlerini sürdüren polis 1059 araç sürücüsünü kontrol etti. Polis basın bültenine göre kontrol edilen araçlardan 69'u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 18'i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, ikisi sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, biri emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 39'u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 109 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucu 18 araçsa trafikten men edildi. Polis kontrolleri sonucunda ayrıca ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Polisin soruşturması sürüyor. Sayın seyirciler, tepe başında meydana gelen iş kazasında 64 yaşındaki Hüseyin Çelik yaralandı. Tepe başında kendi marangoz atölyesinde çalışan 64 yaşındaki Hüseyin Çelik, sol elindeki 3 parmağını freze makinesine kaptırması sonucu yaralandı. Çelik kaldırıldı, Levkoşa Doktor Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Sayın seyirciler, bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden biri hiç kuşku yok ki nohutlu pilav. İskeleli 84 yaşındaki Fatma Akejder, nohutlu pilavın püf noktalarını Berete'ye anlattı. Aydan Aslan'ın haberini Eser Özdınak görüntüledi. İskelede bayram sabahları hemen hemen her evde nohutlu pilav kokuları yükselirdi. İskeleliler için bayramın olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alan nohutlu pilavı yapanlar ne yazık ki giderek azalıyor. İskele'de ikamet eden 84 yaşındaki Fatma Akayşter ilerlemiş yaşına rağmen bu geleneği sürdürerek bayramlarda ailesine nohutlu pilav yapmayı sürdürüyor. Fatma Akayşter'den bugün nohutlu pilav yapmanın püf noktalarını öğreneceğiz. Mereti izleyicileri için nohutlu pilav yaparak tarifini veren Fatma Akayşter eski bayramlara olan özlemini dile getirdi. Bayramlarda nohutlu pilav, mulihiyah. Bir de makarna. İlla yani bunlar pişerdi bayramlarda, herkes çıkardı camiden, gider el öperdi, büyüklerimiz tabii, büyüklerimize giderlerdi camiden çıkanlar, bayramlarlardı, herkes evine giderdi, yemeği hazır, nohutlu pilavı masanın üstünde, o hanımı hazırlardı. <laughs> Otururlar bir güzel çocuk çoluğuyla yerler. Ondan sonra aile gezmelerine çıkarlar. İlgi nasıl peki? Çocuklar, <laughs> çocuklar torunlar. E ya, çocuklar bayılırlar. <laughs> nohutlu pilav nene, nohutlu pilav ya darılı pilav. Mülihye'yi istemezler onlar bayramlarda. Fırın kebabı. Bunlar pişirdi. Tabii galabalık olduğumuz zaman gelenlere çörek ağırlardık. Pilavı da verirdik. Öyleydi eskilerin usulü. E şimdi kalmadı o. Özlüyor musunuz peki o eski bayramları? Vallahi Herkes çok çok gelsin. çok özlerim ben eski bayramları çok. Ben gecede suya korum nohudumu. ıslanır. <laughs> şimdi dökelim suyunu pilavı. <laughs> Biraz bunu da. Mahodu da koyulum içine, ...daha su ilave edecek... birazcık da tarçıncık koyulum, okulu olur. Nenemin birinci şeyiydi, tarçın. Evet. Çok değil, ah o kadar. Şimdi tavamızı koylum kızartmaya yağı. Kızartma yağını da pilavın evet. üzerinde. Pilavın üzerine, pilavın dök. üzerine döktük. Pilavın daha tütül olması için. Evet daha kokulu olur. Suyunu da çeksin biraz örtelim üstüne bir peçete. Fatma Akejder'in elleriyle yaptığı ve bizlere unutulmaz bir lezzet sunan nohutlu pilav kameramanımız eserden de tam not aldı. Fatma'nın 10 puan. Sayın seyirciler, Mausa Kültür Derneği Yeşil Bilezik En Ekolojik Okullar Yarışması tamamlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Yeşil Bilezik En Ekolojik Okullar Yarışması'nda birincilik ödülünü Yeni Boğaziçi İlkokulu aldı. Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında finanse edilen ve Mausa Kültür Derneği tarafından yürütülen Yeşil Bilezik Projesi bünyesinde ilkokullara öğrencilerin çevre okur yazarlık becerilerini destekleyici niteliklere sahip ekolojik bahçeler kazandırıldı. Dernekten yapılan açıklamaya göre uzmanlar yönetiminde öğrencilerle birlikte hayata geçirilen bahçeler bir ekolojik okul bahçesinin sahip olması gereken kriterler ve öğrenci katkısı çerçevesinde değerlendirildi. Okullar ve ekolojik bahçe kolu öğrencileri teşvik amaçlı olarak ödüllendirildi. En ekolojik okullar yarışmasında ekolojik bahçeler ve bahçelere yapılan öğrenci katkısı, jüri üyeleri, çevre eğitimi ve yönetimi uzmanı, Doktor Asuman Korukoğlu, Doğa Eğitimi Uzmanı ve Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Doktor Gülizar Eroğlu ve Çevre Eğitimi Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Altay Fırat tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Yeşil Bilezik En Ekolojik Okullar Yarışması'nda Yeni Boğaziçi İlkokulu Birincilik Ödülünün, Alasya İlkokulu İkincilik Ödülünün, Şehit Zeki Salih İlkokulu ise Üçüncülük Ödülünün sahibi olurken, Polatpaşa İlkokulu Biyoçeşitliliğin Savunucusu Ödülüne, Doktor Suat Günsel İlkokulu Mausa Geleceğin Umut Vadeden Eko Bahçesi Ödülüne layık görüldü. Mausa Özel Eğitim ve İş Okulu ise jüri özel ödülünün sahibi oldu. Okullara ve öğrencilere ödülleri ve başarı belgeleri Mausa Gelişim Merkezi'nde yapılan ödül töreninde takdim edildi. İlk üçe giren okulların ekolojik bahçe kolu öğrencilerine birer adet tablet bilgisayar hediye edilirken tüm öğrencilere başarı ve takdir belgeleri yanında çeşitli hediyeler sunuldu. Okul müdürlerine ise plaketler takdim edildi. Ayrıca ilk 3'e giren okullara bahçe tipi kompost enzim makinesi hediye edildi. Bu haberle bültenimizin de sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Bayramınızı bir kere daha kutlayarak iyi akşamlar diliyoruz. Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. 19.45'te oynanacak olan maçın rövanşı 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadında oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Barcelona ve Atletico Madrid galip geldiler. Paris Saint Germain karşısında 3-2 kazanan Barcelona galip gelmeyi başardı. Atletico Madrid, Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etmeyi başaran taraf oldu. Her iki karşılaşmanın rövanşı 16 Nisan Salı günü oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi basketbol altyapısında yetişen ve sezon başında İzmir, Alea, Petkim Spor'a transfer olan yıldız basketbolcumuz Mehmet Akif Öztürk, Türkiye U14 milli takımıyla Romanya'da parladı. Öztürk, 1-2 Nisan tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilen ön hazırlık kampının ardından Türkiye U14 Yıldız Erkek takımıyla uluslararası kampta Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya karşı forma giydi. Genç basketbolcumuz Türkiye U14 milli formasıyla oynadığı 4 maçta 13,3 sayı, 5,3 rebound, 1,8 asist ortalamalarıyla 17 verimlilik puanı yakalayan Mehmet Akif Öztürk'ün istatistikleri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fiba altyapı gelişim projesi Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek final kampı organizasyonuyla devam edecek. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 1. Yarışı Tuning Touch ana sponsorluğunda 14 Nisan Pazar günü yapılacak. Yeni haliyle ilk kez kullanılacak olan karaağaç Alev Kayası yolunda gerçekleşecek organizasyon 5 yarıştan oluşacak. Rally, Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Beşiktaş Boğa, FIBA Kadınlar Euro Cup final rövanş maçında deplasmanda İngiliz ekibi London Lions'a 81-70 mağlup olarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Siyah Beyazlılar finalin ilk maçında evinde rakibini 75-68'lik skorla mağlup etmişti. Denver Nuggets sahasında Minnesota Timberwolves'u 116-107 mağlup etti. Batı konferansında ilk iki sırada yer alan takımların karşı karşıya geldiği mücadeleyi 9 sayı farklı kazanan Nuggets bu sezon 56. galibiyetini elde etti. Maçta Nikola Jokic'in 41 sayı, 11 round, 7 asistle double double yaptığı açıklandı. kların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. alçak basınç sistemi ile nemli ve ılık hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda havanın parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarınsa güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 13, Girne'de 14, Alef Kayası'nda 11, Güzel Yurt'ta 15, Gazi Mausa'da 16, Lefke'de 12, Yeni Erenköy'de 13 ve İskele'de 15 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 26, Girne'de 24, Alef Kayası'nda 22, Güzel yurtta 24, Gazi Mausa'da 25, Lefke'de 23, Yeni Erenköy'de 24 ve İskele'de 26 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak. Rüzgar güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.